Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine en sevdiğim serilerden biri olan Çakma vs. orijinal videosu çekiyoruz ama yine telefonlarla. <laughs> Daha öncesinde bunu iki kere yapmıştım, bir çakma ve orijinal iPhone 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max'la yapmıştım. Bugün iOS'tan biraz uzaklaşıyoruz, Android tarafına geçiyoruz. Bugün Samsung S22 Ultra'nın replikasıyla orijinalini kıyaslayacağız. Replikasını daha önce tekil olarak kanalımda incelemiştim, o da yukarıda çıkacak. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz, ama bugün orijinaliyle yan yana getiriyorum. Valla aylardır bu içeriği yapacaktım ama bir türlü S22 Ultra bulamadım orijinal yardımıma Teknovey koştu. Barış abiye de teşekkür ederim. Teknovey'i bilmeyenler için İstanbul Kadıköy'de bulunan Beş katlı bir mağaza. İşte ikinci el telefon alım satım, aynı zamanda tamire, işte scooter, air fryer gibi hizmetlerden de yararlanabiliyorsunuz tamir anlamında. Teknome'ye de tekrardan teşekkür edelim. Hadi bakalım video başlasın. Evet şu an elimde Replica S22 Ultra'nın kutusu var. Orijinal kutu bulamadık sadece cihaz var elimde. O yüzden bir kutu kıyaslaması yapamayacağız ama zaten çok farklı. Farkını görün diye replikayı da açalım. Şöyle çok rahat kalkan bir kapağı var. Hiçbir vakumu yok. Burada replika telefonumuz. Zaten bunu görünce anlarsınız. Çok dandik kutu. İçini açtığımızda da... tada! da! Adaptör çıkıyor adaptör. Orijinalde çıkmayan şey replikada çıkıyor. Şöyle markası belli olmayan Blue Inter yazmışlar. Böyle bir adaptör. Bu arada kalite akıyor. 5 watt değil 10 watt. 5 volt 2 amper diye yazmışlar üstüne. Şöyle de bir şarj kablosu çıkıyor. Tip A'dan tip C'ye çeviren bir kablo. Bu arada kutunun sağını solunu da göstereyim. İşte böyle yapmaya çalışmış babalar. Yani görüntü olarak çok benziyor ama kalite olarak çok farklı. Normal bir karton kutupu üstünü kaplamışlar böyle bıçak soksan yırtılır şurası direkt. Kutuyla işimiz kalmadı. Evet yine silme olayları başladı. Ama artık bez aldım yeter. Evet, öncelikle fiyatlardan başlayalım. Base modeller yani 128 GB'lıklardan bahsedeceğim. Orijinalinin fiyatı Türkiye piyasasında 0'ı 33.000 TL, replikanın ise 4.500 TL. Arada yaklaşık 7.5-8 katlık bir fark var. Tüm detaylarına gireceğim. işte mikrofonundan tutun kamerasına kadar kıyaslayacağım. Çerçeve oranı, ses kalitesi, aklınıza ne geliyorsa deneyeceğiz. Şimdi bir replikamızın şu çirkin jelatinini kaldıralım. Bir şunu da silelim. Evet bebekler burada. Allah helal edin. Replika beyaz olan bu arada. Orijinalin beyazını bulamadık. Çok aradık ama piyasada yok. Yani aynı olsa sadece ton farklılığını gösterecektim. Onun dışında birebir aynı. O yüzden benim canım takipçilerim helal eder. Neyse materyalle başlayalım. Böyle dokunduğumda arkasına o kadar benzer bir hissiyat var ki. Replika olan sadece biraz daha kaygan. Orijinalde biraz daha böyle bir doku var. O yüzden daha yavaş kayıyor parmağınız ama çok benziyor dokuları. Ele verdiği kalite hissiyatı da aynı. Hangisi daha ağırdır? Orijinal bir tık daha ağır. Sallıyorum 30 gram fark var arada. Yine geldi efsane terazimiz. İlk replikayı koyuyorum. 223 gram. Orijinal Aa, 4 gram fark çıktı arasında ama bu daha ağır geldi elime bilmiyorum psikolojik belki. Ağırlıklar çok yakın bir problem yok. Samsung yazılarına geldiğimizde hiçbir font farklılığı veya boyut farklılığı yok. Sadece şu aşağıda CE belgesi ve işte pili olduğu için çöp atmayın uyarıları var replikada yok. Kameralara geldiğimizde yerleri birebir aynı işte flash'ın yeri, sensörlerin yeri, kameraların yeri vesaire fakat Tabii ki farklılık var. Merceklere baktığınızda replikada yoğun bir mavilik olduğunu görebilirsiniz. Orijinalde gözüken maviler bildiğin ışığın kırılması. Orijinalin üstünde 4 tane aktif çalışan kamera var. Replikada bunlardan bir tanesi gerçek ve hangisi olduğu çok belirgin bence. Tahmin ettiğiniz gibi en üstteki. Şu an sesim ve görüntümü orijinal S22 Ultra'dan alıyorsunuz. Böyle, ters ışığa da gidiyorum. Gayet güzel kamerası, şimdi replikaya geçelim. Şu anda da sesim ve görüntümü replika Samsung S22 Ultra'nın ön kamerasından görüyorsunuz. Bayağı kötü renkler yani bembeyaz gösteriyor benim. Arkada bir gram var, bu arada Full HD çekiyorum. Orijinalde 4K çekmiştim, aradaki çözünürlük farkını da anlarsınız. Görüntü bu şekilde. şimdi ağırlıklarını test ettik. Boyutlarını böyle bakarak anlamam çok zor. En mantıklısı orijinal bir kılıf takalım. Orijinale oturtuyorum. Bu arada S23 şu an tanıtılmış olması lazım siz bu videoyu izlerken. Bayağı gecikti video, helal edin. Ama yapacağım bir şeyler S23 ile de alakalı. Sürpriz olsun. Evet orijinali tabii ki cuk diye oturuyor. Şimdi bir replikaya takalım. Aha! Evet bak boyut farklılığı var. Replikanın İçinde oynuyor kılıfın. Bir tık daha küçük veya ince. Hatta böyle sallasan çıkacak gibi çok rahat çıkıyor. Oho bayağı fark var. Yani böyle gözle baktığınızda anlamanız mümkün değil ama birkaç milimetre oynasa bile zaten kılıf içinde hareket ediyor. Bir telefonları çalıştıralım sonra sonra sonuna bakmaya devam edeceğiz. Bir açılışlarını görmek istiyorum. İkisini de basılı tutuyorum şu an. Vay 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 aynı anda. Replika sağ elimdeki sadece Samsung yazıyor. İşte diğerinde Galaxy. Korece Galaxy. Evet Galaxy. Ha bunda da çıktı. Samsung Galaxy. Evet orijinal açıldı. Replika da açıldı çok gecikmedi. Tabii ki aralarında zaman farkı var ama daha geç açılır diye düşünüyordum. Bak 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 şu ekrandaki oynamayı bile yapmışlar. Tabii bu kasa kasa gidiyor. <laughs> Şöyle baktığımızda saat tarih çok farklı. Hem boyut olarak hem yer olarak. Yani bir açalım. Oo gördünüz mü? Bir dakika. Bak orijinal şık diye açılıyor replika. Ha bu da şık diye açıldı şimdi. Biraz önce bayağı gecikti. Evet baktığımızda saat vesaire gayet güzel ikonları. Ama renklerde fecaat farklılık var yani. Gözünüze geliyor mu bilmiyorum. İkonlarda da ufak tefek farklılıklar var. Çoğu birebir aynı neredeyse ama işte atıyorum şu mesaj bölümü falan farklı. Neyse bunlara geleceğiz. Kitleyelim sonuna sonuna bakalım. Telefonların sol tarafında herhangi bir tuş bulunmuyor. Sağ tarafını çevirdiğimizde tuşların yeri birebir aynı. Şuradaki çizgilere kadar aynı. Üstünü çevirdiğimizde ise durum bu şekilde. Şimdi gelelim altına. En çok detay burada var. Burası da görsel olarak neredeyse birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. İşte hoparlör deliklerinin sayısı, yeri, uzunluğu, kalemin olduğu yer. Sadece kalemde ufak bir farklılık var. Burada bir asimetri var. Burada tam ortada. Bu asimetrinin yol açtığı bir hatayı da göstereceğim şimdi. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bu yan tarafları Orijinalde böyle soğuk soğuk metal olduğunu hissediyorsunuz, replikada plastik ama metal görünümü. Şimdi gelelim o farklılığa. Orijinalde kalemi çıkartıyorum. Ters çevirip tekrar takıyorum. Hiçbir sıkıntı yok, gayet rahat girip çıkıyor. Yani kalemi ters de taksanız, düz de taksanız çok diye oturuyor. Ama replikada durum öyle değil. Basıyorum, çıktı. Diğer tarafı çeviriyorum. Bakın girmiyor. Şuraya takılıyor. O yüzden hep aynı yöne bakması lazım. Şu tuşun olduğu yer telefonun arkasına bakacak. Anca böyle giriyor. Şimdi size şaşırtıcı bir şey göstereceğim. Elimdeki orijinal kalemi çıkartıyorum. Bakın burada bir kalem menüsü açıldı. Buna S Pen deniyor galiba Samsung'da. Yerine takıyorum. Aynısını replikada yapıyorum. Abi şok. Adamlar buna kadar yapmışlar. Tabii ki orijinale göre daha farklı bir menü çıkıyor karşımıza. Tekrar taktığınızda da kapanıyor. Ve bir şey değil mi? Güzel de çalışıyor. Şöyle çirkin yazımla yazayım. Bu beni bayağı şaşırtmıştı. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Salim'deki replika olan kalem. Uçlarında bariz bir farklılık var. İkisinin üstünde tuş var. Replikada bu tuş çalışmıyor. Orijinalde çalışıyor. Materyal olarak ikisi de plastik ama bariz bir dokuda kalite farkı da var. Şimdi gelelim biraz ekrana. Baktığınızda böyle aşırı bir farklılık görmüyorsunuz. Fakat bu çerçevenin etrafı siyahken. Bir uygulamaya girelim. Beyaz arka planı olan. Burada durum çok farklı. Şöyle yaklaştırayım. Çerçevelerin köşelerine dikkat edin. Replikada durum baya kötü. Ve ön kamerada büyüklük farkı da çok bariz. Replikadaki kamera sensörü, daha doğrusu lensi baya büyük kalmış. En yüksek kademeyi alıyorum parlaklıklarını. İkisi de en parlakta ve çok bariz bir ton farklılığı da var. Tabii ki orijinal çok çok daha fazla parlak gözüküyor. Şu an hatta kamerada patlıyor ama siz beyaz olarak görüyorsunuz. Ha, şimdi şu beyaz ikonlara bakarsanız dediğimi anlarsınız. Gerçek gözle bakıldığında orijinal çok daha parlak. Şimdi ekranların çözünürlüğünden de bahsedeyim. Replikada ne ekran olduğunu bilmediğim için ayıda 64'e girdim. 320 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Bu orijinalde ise 500 ppi. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Replika 720p'lik yani HD bir ekrana sahip. Orijinal ise 2K'lık bir çözünürlüğe sahip. Yani şu yatayda 1440 tane piksel bulunuyor. Dikeyden yukarıya doğru da 3000 küsur. QHD Plus diye geçiyor. Kameraya yansımaz ama acayip bir netlik farkı var. Özellikle ikonlara yakından baktığımızda. Ekran yenileme yani tazeleme hızlarına gelirsek de 60 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Orijinalde 120. Şöyle bir baktığımızda yazı karakterlerinde çok bir farklılık yok. Onu belirteyim. İkisinde de denetim merkezini açalım. Şöyle bir görüntü var. Yani Aynı da değil, çok farklı da değil. İkonlar farklı, yerleri farklı. Yani birebir aynı yapamamışlar. İşlevsel olarak da farklı. Mesela burada fener ikonuna, ikonuna basılı tutuyorum. Burada açalım. Seviyeyi ayarlayabiliyorsunuz. Yani basılı tuttuğunuzda alt menüler açılıyor. Replikada öyle değil. Basılı tuttuğunuzda herhangi bir işlev yok. Sadece aç kapa var. Şimdi bir de ikisinin internet hızlarına bakalım. Hız testi yapacağım. Replika ile başlayalım. Şu an modemin 5 GHz bandına bağlı. Download 51-52 civarında Upload ne kadar verecek? Upload niye? Ayda hocam bu niye uploadu vermedi ya? Orijinalde de yapalım Bak bunda da download yapıyor sadece Değiştirmişler eskiden böyle değildi Uploada da bakarız bir yerden Vallahi beklenmeyen sonuç Ben orijinal bayağı katlar diye düşünüyordum bu arada internetim 100 megabit Hani bundan 50 çıkmasını beklemiyordum bundan da böyle 70-80 çıkar diye düşündüm ama upload'u boş verin bulamadım ya. Baktım ama bulamadım. Önceden ikisini birlikte yapıyordu. Şimdi gelelim hoparlör kalitelerine. Aynı müziği açacağım. Eşit mesafede tutacağım. Farkını zaten anlayacaksınız. Adaletli olsun ikisini de YouTube'dan açalım. Şunu söyleyeyim kendine saygısı olan şu replikanın Operalöründen bir şey dinlemez yani o kadar kötü ki Orijinale göre hem ses seviyesi Olarak düşük mikrofona nasıl yansıdı Bilmiyorum ama kalite böyle yani çok Uçurum var bunda böyle çok temiz ses alıyorsunuz Bunda rezalet bir ses alıyorsunuz ha, Kötü değil rezalet Evet yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz tiplere gördünüz benziyor fakat içeriye girdiğinizde çok şey değişiyor. İçeriye girdiğinizde tabii ki ikisi de Android farklı versiyonlar olsa da o yüzden iPhone'un orijinali ve replikasındaki gibi uçurumlar yok. İç tarafı gerçekten benziyor. Kullanım senaryoları da aynı şekilde. Fakat tabii ki performans farkı, hız farkı, kalite farkı Zaten kamera testlerini, hoparlörünü falan her şeyini gördünüz. Yani aralarında 8 katlık bir fiyat farkı var ama tabii ki orijinal. Zaten replika telefon satın almayın diye yine söyleyeceğim. Her videomda üstüne basa basa tekrarlıyorum. Bu replika telefonlar belli standartlarda üretilmediği için dünyadaki sınırlandırılmış sar değerinin üzerinde oluyor genellikle. Yani sizin hayatınıza zarar verecek kadar radyasyon yayıyorlar. Aynı zamanda içindeki batarya nasıl bir şey bilmiyorsunuz falan. Hiç gerek yok replika telefonlara bulaşmanıza. Ben bu videoları eğlence içeriği olsun diye yapıyorum. Hani replikayla orijinali kıyaslayarak bak replika da iyiymiş demek için değil. Yine ben söylemiş olayım. Sorumluluğu üstümden atayım. Çünkü videoyu izlemeyen insanlar ve birkaç dakikasını izleyen insanlar işte replika telefon önerilir mi vesaire gibi bana sistem ediyorlar. Ama önermiyorum zaten. Bunu da belirtmek istedim. Bu arada orijinal S22 Ultra'nın linkini aşağı bırakıyorum. Hatta S23'ü de eklerim. Oradan fiyatlarına ve detaylı özelliklerine bakabilirsiniz. Yanında iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.